Merhaba. Ülkede her şey çökmüş, KPSS soruları tartışılıyor. Yok efendim, ÖSYM e nasıl bu hale gelmiş filan. Halbuki rejimin ilk icraatı sınav sistemini iyidiş ederek mülakatla kadrolaşmak oldu. Diyelim ki KPSS sınavını hakkınla geçtin. Sonra her zamanki gibi meselenin özüne bakılmıyor. Cemaatin üstünde kalan soru çaldılar konusuyla başlayalım. Soru çaldılar lafıyla Binali Yıldırım'ın 2019 İstanbul seçimi sonrası çünkü çaldılar lafı yakın akrabadır. İkisi de tevatürdür. Yani yaygın söylenti. Mahalle dilediğini köpürtür, dilediğini gömer. ve levki doğru. Soru çalma ile darbe girişiminin ilgisi alakası yoktur. Zira soru çaldılar kampanyasıyla amaç darbecileri değil, kurulacak rejime engel olacak kadroları ayıklamak yani saha temizliği yapmak yerine kendi kadrolarını yerleştirmek niteliği kazıyıp yobazlığı başa getirmekti. Öyle de oldu. 320 generalin yarısını ihraç edip haklarında işlem yaptılar. O generaller mesela soru çalarak mı girdiler harbiyeye 1960'larda? Son yıllarda askeri okullardaki kadrolaşma kastediliyorsa emir kulu öğrencilerle darbe olmaz. Soru çaldılar tevatürüyle askeri okullar ve beraberinde polis okulları içindekilerle birlikte imha edildi. Davete, mülakata dayalı bir sistemle gayri nizami bir eğitim sistemi kuruldu. Onca yıldır gazeteciyim, cemaate atfedilen soru çaldılar ithamını İktidarla köprülerin atıldığı 2014 yılı başına kadar duymadım. Elbette bu konuda bir fikri olan, sözüne güvenilir kimi isimlerin tanıklıklarını okudum, dinledim. Sorular bize şuradan geldi, sorular bize buradan geldi. Yine bileğinin hakkıyla bulunduğu yerlere gelmiş epey insanla karşılaştım. Bu suçlamaya hayret ve öfkeyle cevap verdiklerini gözlemledim soru çalmayı lanetlemek abestir. Fakat toplum yine de bunu duymak ister. Önermemizi hatırlatıp devam edelim. Soru çalanlar, bunu organize ve teşvik edenler, bu yolla başkalarının hakkını gasp edenler yerin dibine batsın. Soru çalma kampanyasıyla şu oldu. KHK'larla temizlenen kadrolar itibarsızlaştırıldı. İyi kötü bir sınav sistemi varken bu lağvedildi. Gidenlerin yerine 2-3 misli kadro dolduruldu. Ülkenin kiriş ve kolonları kesildi. Bir değil en az iki nesil felç edildi. Meşrulaştırmak için söylemiyorum. Torpille girseniz bile bitiremeyeceğiniz okullar var. Askerliğe böyle adım attınız diyelim. Kurmayla vesaire yükselebilir misiniz? Mavi Otobüs belgeselinde konuşan altı harbiyeli öğrenciye utanmazca soru çaldılar dediler. Onlardan biri olan hava harpli Adnan Yıldız anlattı. Soruları çalınacak bir sınava girmedik dedi. On binlerce başvuru içinden sağlık, göz, spor taramaları, mülakat, intibak eğitimi gibi aşamalardan sonra okula kabul edilmişler. Mühim bölümü intibak eğitiminde dökülmüş. KHK'larla atılan insanların gerek cezaevinde gerekse yurt içi ve dışında gösterdikleri başarıları ortada. Amerika'da sıfırdan bir hayat kurup Amazon, Google gibi şirketlerde çalışanlar var. NASA çalışanını tutuklamışlardı 15 Temmuz günlerinde tatil için geldiği memleketinde. O da mı soruç alarak girmişti NASA'ya. Yığınla misal veririm lüzum yok. Çünkü bu insanlara kıyanlar da biliyorlar ki mesele bu değil. Onun için FETÖ metre diye icat ettikleri cadı avı kriterlerine birden fazla yabancı dil bilmek, akademik kariyer yapmış olmak gibi maddeleri eklediler özellikle. 15 Temmuz hikayesinin çökmesinden çok rahatsızlar. Kastım AKP değil, gizli koalisyon ortakları. Hedefledikleri şey, devletin kemoterapiye girmesi pahasına önce cemaatin, sonra siyasal İslam'ın bitmesi ve bir daha dirilmemek üzere tarihe karışmasıydı. Esasen dine büyük zarar verdiği için AKP'ye şükran borçlular. Söyleyemiyorlar sadece. Heyecanlanan kimi isimlere rastladım. Artık eski toplum yok diyorlar. Başka bir Türkiye'nin zamanı geldi. <laughs> Zannetmiyorum hocam. AKP'nin muhafazakar toplumu dinamitlemesi devrimci layık düzene götürmüyor ülkeyi. Buna zemin de hazırlamıyor. Ülkeyi Maalesef Yemen ve Libya ligine sürüklüyor.